şimdi fotoğraf karşı konusunda bir ters düşme olayımız oldu ya, atacağım atmayacağım falan filan diye. Hani şimdi bana şey söylemişti özelden de, korkuyorum demişti beni darlarsın vesaire falan diye dedi. Hani ben şimdi ekstra kimlisin vesaire o toplara zaten gelecek de bir adam değilim. O vibe'ı da vermek istemiyorum. O fotoğrafı attın peki? Yok da bir şeyler duydum. Atmaz kanka o fotoğrafı. Atamaz da demeyeyim ama atmaz. Şey demiş galiba birkaç tane kız, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ha, bir oylama yapacaklardı falan. Fotoğrafta bir şey yok ya falan filan. Allah Allah. Da yok abi. Yani nasıl bir fotoğraf ki öyle o kadar, sen bile bu kadar abartıyorsan. Kanka ben bir şey abartıyorsam. Ama yani onun dışında... ben de o yüzden dedim, şimdi Murat öyle bir şey diyorsa vardır illa bir şey. Burada adımız genişe çıktı ya senin yüzünden. Ona rağmen düşün ben şey yapıyorum. Senin yüzünden de dar kapalıya çıktık kafamdan. Bir şey diyor muyum? Ya ben de bir şey demiyorum. Dar pantolon. Kızla. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Seher Bey sahnesi diyor kanki. İyi, dün bir şu anlaşılmaz şey oldu. Abi dün arkadaşım morali bozuldu, ben size söyleyeyim. Kaan, Batlan ben şahidiz. Bozuldu mu? Anlatıyordun mu? Anlatıyor musun? Tamam. Anlat kanki. Bir aramız bozuldu işte. Rümeysa ile. Aynen bir. Niye? 3 saatliğine. 2-3 saat. 3 saatliğine. 3 saat 15 dakika. Saatle tutmuş adam. Sabahleyin hallettik olayı. Ama böyle yani. Şu an normal düz devam. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an çok iyi, bayağı iyi gidiyoruz. O zaman kimin herhangi sayesinde? Bir gelişme var. İyi gidiyorsunuz bayağı. Yani hangi konuda gelişme? Yani ilişkiniz açısından bir boyut atladınız mı? Yok bir daha adım... değil ama hani o yola gidiyor şu an. O yoldasınız. Onu da konuştuk yani biraz. O enerjiyi aldın mı? Olur mu? Olur, ben de onu açık sordum hani. Ne sordun? Çünkü geçen Görkem demişti ya, Rümeysa Kaan'dan etkilenmiyor falan. Onu açık ve net sordum, öyle bir şey var mı? Görkem dediği doğru mu? Yok dedi, ben hoşlanıyorum, tanımak isterim dedim. Senin nasıl gidiyor? Let's go. Abi çok iyi gidiyor ya. Valla. Gizem'i çok seviyorum. Her gün de artıyor sevgim. Kanka hep Gizem, hep Gizem. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Çok sev, belli et ama bir yandan o kadar da belli etme. Abi dayanamıyorum. Çok da yazmadın mesela çok sen yanımda. Çok belli edersen... Abi ben aklım... Kendini geri çekerim. Aynen. Çok belli edersen kendini geri çekerim. Kaçan kovalanır muhabbeti yani. Olmasın. Ben Gizem'i de çok seviyorum. İkinizin de mutluluğunu isterim ama vallahi. Çok çok sensiz olamıyorum. Hayatımın merkezi kıvamına vallahi da sokma. Dayanamıyorum, ne yapayım abi? Dayanamıyorum. Yani sen hep bildiğini okuyacaksın. Diyorum, ben ediyorum, hep ediyorum, Ferhat diyorum. Peki onun yokluğuna dayanabilir misin? Nasıl? Yokluğuna dayanabilir misin? Zor abi ya. O zaman ona dayanacaksın işte. Yokluğunla seveceğim seni. Çok az ilgi göster, az. Şu aşamalarda az ilgi göster. Bir anda sonra yoğunlaş, sonra biraz daha azalt. Farkında mısın? Şey o, dayanamıyorum öyle yoğun görece ya, biliyor musun? Böyle şey oluyor ya böyle, dayanamıyorum. Bir telefon dün konuştuk bir görüşmede. FaceTime yaptık. 5 dakika mı 3 dakika konuştuk. Abi öyle bir moraya... Ama içinden ki, nasıl geliyorsa kanki öyle davran. İşte benim içim öyle geliyor. %95 öyle geliyor. %90. Dünkü gibi bak, dünkü ayar güzeldi. Bize, size ayıp olmasın diye fazla yazamadık. Daha doğrusu... Aa geldi. Geldi senin. Günaydın. Wow. İşte bak işte. İşte erkek dediğim böyle kapıda karşılar. Gençler arkada. Karışma geldi. Merhabalar efendim. Görüyorsun değil mi nasıl koşuyor? Bebeğim ben de geliyordum. Geliyordum. Kalkabilmişsin yani. Günaydın. Tatlı bir ayrı güzel. Tatlı bir ayrı güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Senden nasıl? Nefret etmeye başladım. Nasıl hale? Ne oldu biliyor musun? Bana dedi ki erkek kardeşim, bir de arkadaşım sevgilisi vesaire falan. Biz dedi kafeye dedi geçeceğiz dedi. Ya güveniyorum, herhangi bir kuşku da geçmedi aklından ama bir görüntülü dedim arayayım dedim. Bir yaklaşık 45 dakika sonra. Arayayım mı? 3-4 kere aradı bu arada. Sonra açtın. Evet. Yani hele bir açılsın. Peki beyefendi Ferhat ne yaptı? Ben görüntülü arayınca. Kapadı mı? Yok, önce açmadı. Çünkü niye? Sonra ben anlatıyorum. Tamam. Sonra görüntülü aradı. Bilin bakalım nasıl aradı. Oturduğu mekandan dışarı çıkarak. Yani masada mekanda aramadı. Ne vardı pardon? Artık bilemiyorum. Masada aramadı. Dışarı sokağa çıkmış. Aşkım. Dedim ne aşkım? Sen bir içeri geç deseydin evet. Masaya. Geçim masada... zaten. Geçim zaten. Ama masada artık o ara ne ayarladınız? Bat ne ayarladık? Bir şey yapmadık ki. Birisi vardı da yolladı mı diğer masaya? Aynen. Şöyle söyleyeceğim. Aynı kafadayız ha bu arada. Ben de mesela aradığım zaman masadaydı. Hemen göster telefonu. Erkek kardeşim bu arada vesaire falan tanıştırdı öyle. Ben de arkadaşlarımla tanıştırdım. Ama bir kere ben de dışarı çıkıp görüntülendim. Gizem ortam evet, sesliydi. Dur ben söyleyeyim. Hadi ortam sesliydi. Evet. Birincisi, ikincisi diskalifiye olmaya niyetimiz yok. Yani öyle başka bir kadınlarla falan işimiz yok. Üçüncüsü gerçekten Gizem kafamızı ütüledi. Dördüncüsü adam ne anlatıyor mesela? Nişantaşı'nda yürüyoruz ya, herkes dönüp bakıyor adama.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sana yanık. Bölümler hatta iyi. Ben az önce ne dedim biliyor musun sen ona? Sen bana yanık mısın? Aynen. Evet. Bak, ben ona az önce dedim ki, bak çok seviyorum. Nasıl gidiyor dedim. Çok seviyorum kanka vesaire falan dedim. Ben dedim ki bak çok seviyorum ama çok dedim belli etme. Aynen. Dedim ki. Hani, sen beni o yüzden mi dün aramadın hiç? Kaçan kovalanır mevzusu olmasın dedim. Hemen nasıl şey yapmış ama dinlemiş. Kaçan kovalanır mevzusu olmasın dedim. Ama tabii içinden nasıl geliyorsa öyle yap dedim. Gizem'le de iyiyim dedim. Hani iyi olmanızı çok isterim ama dedim. Çok böyle duygularını belli etme bence dedim. Ben ne dedim? Ben dedi içimden böyle geliyor dedi. Ben dedi böyleyim dedi. Belli ederim. İçinden geldiği gibi davranıyor. Ama sen de çok darlıyor diyordun. Şimdi adam saldı birazcık. Şimdi yine problem oldu. Böylesini bu sefer de çok ya işte abi ya. Bir şey, ben de söyleyeyim bir şey. Söz hakkı var mı? Artık orada ne oldu bilmiyorum evet. Ama. Söz hakkı var mı? Tamam, İlk başta teşekkür ederim tatlı için aşkım. Rica ederim. Ve Sema'nın teşekkür ederim. Ben seni nasıl doyuracağım? Çok, ha, aynen bu lafını sana söyledim. Hoş sen doyurma. Senin aşkın beni doyurdu bu iki. Üç. Merhaba. Merhaba. Atıraş oldum sen fark etmemişsin. Çok teşekkür ederim. Ve çok teşekkür ederim. Tanıştık ya da. Sen beni dün arayınca bu arkadaş benim video çekiyordu. Lens takmadı. Bu video tamamen sana dönermişti. Evet. Tatlı. Aynen. O ara seni aramıştım. Baktım sen aradın. Geri aradım ama hiç hani böyle video mu normal arama hiç şey yapmadım. Einfach yani. Einfach. Şey bastım, o tuşa bastım. Almanca öğreniyorum mesela. Tuşa bastım. İngilizce var mı? Sen çıktın, sen çıktın. Sesini duymadın dışarı çıktım. O yüzden. Hiç gülmüyor, bir ciddi. Hani gezdir bizi diyor, bir sokakları falan görelim. Gözdürüyoruz, şimdi ne yapacağız? Nereye oturacağız? Ya hep bir sıkıntı var anladın mı? Biraz kere... relax. Terazi burcu işte. Ondan değil, ben aklım güzelmedi ondan. Ya bırak ya. Bu da işte gelince öyle güzel diyor ki aklım bu kadar. Diken alsam diken. Bak da şey diyor. Ben Gizem'i anlıyorum abi diyor. Ben Gizem'i anlıyorum. Valla boyu böyle bana bakıyor abi diyor. Şöyle ben Gizem'i anlıyorum. Allah sabır versin. Ay Allah gerçekten beni sabırlı ya. Aynen çok şükür ya. Sen sinirlenmemişsin. Neden yalan söylüyorsun? Çok şükür diyor ya. Başlıyorum ben sonra. Ya diyorum ki Allah beni sabırlı yatmış çok şükür. Onunla belki sinirlemek değil yani. Güzel bir şey. Yani ben de öyle tabii. Şey yapmam yani. Aynı performans senden bekliyoruz. Biraz söyledim işte bileyim. Sizce peki Ferhat'ta değişiklik var mı? Olaya yani. Ne gibi? Hani uyarmıştım ya. Bu da niye rahatsız oldum bunda ya? Bence var gibi. Bence trip atmıyor sanki. Trip atmıyor ama içine atıyor. Ama nasıl atıyor. Trip atacak onu? Bir şey de yapmıyorsun. Ama nasıl oluyor musun? Ay şimdi o zaman da yapmıyordum ki. Beyefendi buluyordu bir şeyler. Evet işte yeni çocukla konuşmandı. Atıyorum soru aşkım, sormandı. Aşkım burada olmayan şeyi duyup trip attı ya. Gerçi evet doğru. Şimdi taş atacak. Ne? Ferhat delikanlım gibi söyle. Bu son geçtiğimiz günlerde trip atabileceğin bir şey var mı içine attığın? Vallahi yok. Hiç doğru şey yok. Söyle var mı içine attığın? Geçelim yok. Atıyor içine. Ne var vallahi. Olsa ben sana telefon derdim, bundan sıkıldım. Ama olsa bu adam içinde de tutabilen bir adam değil, atardı ya. Birazcık tamam. Tutuyor. Ama nereye kattın sen ne biliyorsun, nereye kattın? İki gün en fazla. En o zaman bir şey varsa yarın patlar. Üzerinde pasta yok. Yarın hazır ol. En son senin yönün sorusu. Yok ya. Yılbaşına birlikte girmek.